Değerli hocalarım, 5. denememizin çözümüyle devam ediyoruz. İlk soruyu çözüyoruz. İlk Türk devletlerinden olan Uygurlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Değerli hocam, ben ÖSYM olsam ilk Türk devletlerinden soracağım devletleri söylüyorum size. Asya Hun, 1. 2. Göktürk, Uygurlar ve Avrupa Hun devleti. Bu 5 devleti lütfen adınız gibi biliniz arkadaşlar. Çok önemlidir bu 5 devlet. Şimdi Uygurlar ile ilgili çözelim sorumuzu. Moyençor döneminde Manihaizm dini kabul ettiler. A şıkkında. B. Din değiştiren ilk Türk devletidir. C. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Türeş ve göç destanları Uygurlara aittir. Hükümdarlarına ait Tengri ünvanı vermişlerdir. Bak değerli hocam. İnanın bu soruda bir sürü çıkmış soru var. Şimdi çıkmış soruları analiz ederek yazıyoruz. Yani bütün yayınların yapmış olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, Manihaizm dini çıkmış bir sorudur. Bögük Han döneminde kabul edilmiş bir dindir. Moyençor dönemi değildir. O yüzden cevap şıkkımız nedir? A. Ki Manihaizmin etkisiyle yerleşik hayata geçecekler. Çeviri eserler yapacaklar arkadaşlar. Hükümdarlarına Ay Tengri ünvanı verecekler gibi gibi birçok bilgi yer almakta. Üçüncü soru ile devam ediyorum. İslam ve Türkistan dünyasında burslu eğitim sisteminin başladığı medrese aşağıdakilerden hangisidir? Daha önce de söyledim arkadaşlar. Hem İslam tarihinde hem Türk İslam tarihinde burslu eğitim sisteminin başladığı ilk kurum Semerkant, yani Tamgaç Burahan Medresesidir. Beyhake Medresesi Gazneliler döneminde. Nizamiye Medresesi Büyük Selçuklu Devleti döneminde. Nişabur Medresesi Büyük Selçuklu'nun ilk medresesidir arkadaşlar. Altıncı soru ile devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin denizlerde aldığı ilk büyük yenilgi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocam, çözümü de oldukça geniş yazmış olduğum bir soru. Çalıbey Savaşı Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk deniz savaşıdır. Venediklerle yapmıştır. Şimdi burada bahsetmiş olduğumuz 2. Selim döneminde olan İğnebahtı Deniz Savaşı'dır. Osmanlı donanmasından ilk kez yakılmış olduğu yerdir arkadaşlar. İğnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı'nın denizlerde aldığı ilk büyük yenilgidir. Preveze Deniz Savaşı, değerli hocam, Osmanlı'nın kazanmış olduğu ilk büyük deniz savaşıdır. Ki Akdeniz'in de bir Türk gölü haline gelmiş olduğu deniz savaşıdır. Unutmayalım. Sayın hocam, 9. soru ile devam ediyorum. Yine Milli Eğitim Müfredatı'nda yeni sayılabilecek bir kavram arkadaşlar. Aynı din veya mezhepten insanların oluşturduğu cemaatlerin Osmanlı Devleti'nin İslam hukukunu esas alarak oluşturduğu yönetim düzenine ne isim verilir arkadaşlar? Millet sistemi denir. Osmanlı millet sistemi. O zaman cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. 10. soru. Osmanlı Devleti'nde müzik eğitimi veren, altını çizelim, müzik eğitimi veren kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Meşkhane, Mehterhane, Darül Elhan, Mızıkayı Hümayun, Darül Hendese. Değerli hocam, Meşkhane'de müzik eğitimi var. Mehterhane'de müzik eğitimi var. Darül Elhan arkadaşlar, nameler evi anlamına gelip Osmanlı Devleti'nin ilk müstakil müzik okuludur. Mızıkayı Hümayun 2. Mahmut döneminde müzik eğitimi var. Ama Darül Hendese arkadaşlar bir eğitim kurumu olup matematik ile ilgili eğitim vermektedir. O zaman cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 12. soru ile devam edeyim. Önemli bilim insanlarından bir tanesi Ayasofya Medresesi'ne müdür olarak atanmıştır. Fatih'e Risaletül Fetih'e adlı eserini sunmuştur. Matematik alanında önemli çalışmalar yapmış. Ayın haritasını çıkaran ilk bilim insandır. Aynı zamanda NASA tarafından aydaki bir bölgeye ismi verilmiş. Arkadaşlar, Ulu Bey önemli bir Türk Moğol hükümdarı. Timur İmparatorluğu'nda hükümdarlık yapmıştır. Aynı zamanda astronomi bilginidir. Ali Kuşçu da Ulu Bey'in öğrencisidir. Fatih döneminde İstanbul'a davet edilmiştir. Gelmiştir arkadaşlar. Önemli çalışmalar yapmıştır. Cevap şıkkımız A. Ali Kuşçu'dur arkadaşlar.
Şimdi değerli hocam 13. soru ile devam ediyorum. El sanatları veya sanatla ilgili bir soru arkadaşlar. Yine çıkmış sorulardan esinlenip de yazmış olduğum bir soru. Güzel yazı yazma sanattır. Özellikle Arap harfleriyle. En ünlü temsilcileri Amasyalı Şeyh Hamdullah, Hafız Efendi, Mustafa Rakım Efendi, Ahmet Karahisari. Değerli arkadaşlar, burada bahsetmiş olduğumuz sanat hat sanatıdır. Yapan kişi hattat. Ebru sanatı biliyorsunuz arkadaşlar, su yüzeyine çeşitli boyalar dökerek yapılan bir sanattır. Minyatür sanatı, gölgelendirme yöntemiyle perspektif vererek boyalar kullanılarak yapılan bir resim sanatıdır. Tezhip sanatı arkadaşlar, özellikle kitap süsleme sanatıdır, yaldızlı boyalar ile filan arkadaşlar. Yapan kişi müzehip. Ayrıca minyatür sanatçısına da nakkaş adı verilir arkadaşlar. Çini sanatı, toprağa ısı vererek renklendirme yöntemiyle arkadaşlar, özellikle mimari eserlerde yapılan bir sanattır. 15. soru ile devam ediyorum. Milli mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için milli cemiyetlerin birleştirildiği ilk kongre aşağıdakilerden hangisidir? Aklınıza Sivas Kongresi gelmesin. Sivas Kongresi'nde yurdun tamamında milli cemiyetlerin, yani yararlı cemiyetlerin hepsi birleştirildi arkadaşlar. Ama Erzurum Kongresi'nde aynı zamanda cevap şıkkımız Doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştirildi. İlk kez Sivas'ta tamamı. Değerli arkadaşlar, lütfen ayırt edin bu bilgiyi. Yine arkadaşlar bir biyografi sorusuyla devam edeceğim. 18. sorudayım. ABD Başkanı Wilson Doğu Anadolu'da Ermenilerle ilgili rapor hazırlaması için göndermiştir. Eyvallah. Şimdi 20 Eylül 1919'da Mustafa Kemal ile de görüşen kişi yaptığı incelemeden sonra bir rapor hazırlamıştır. Raporda Doğu Anadolu'da Türk nüfusunun daha yoğun olduğunu, Ermenilerin katledildikleri iddialarının doğru olmadığını dile getirmiştir. Ayrıca arkadaşlar Mustafa Kemal ile de manda konusunda görüşmüştür. Mustafa Kemal'e olan hayranlığını da dile getirmiştir. Kimdir arkadaşlar? A. General Harvard. Cevap şıkkımız. Devam edelim. 21. sorudayım. Türkiye'nin ilk hitotoloğu olup ülkemizde önemli bilim çalışmaları yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, Profesör Doktor Sedat Alp Türkiye'nin ilk hitotoloğudur. Çok önemli çalışmaları yapmıştır bu alanda. Bunu da unutmayalım. Bir bilgi sorusuydu arkadaşlar. 25. soruyla devam ediyorum. Milli Korunma Kanunu hangi cumhurbaşkanımız döneminde çıkarılmıştır diye basit bir soru arkadaşlar. Şimdi 2. Dünya Savaşı yıllarındaki cumhurbaşkanı, hükümetlere ve o yıllarda çıkarılan kanunlara çok dikkat etmeniz lazım. Potansiyel soru adayıdır arkadaşlar. Tabii Mustafa Kemal'den sonra 2. Cumhurbaşkanımız olan İsmet İnönü döneminde çıkarmış olan bir kanundur arkadaşlar. Cevap şıkkımız Ceyhan. Değerli arkadaşlar, yine bir bilgi sorusu. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile devam ediyorum. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk genel sekreterliğini yapan kişiyi sorduk arkadaşlar. Birleşmiş Milletler biliyorsunuz arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti'nin yerine kurulmuş olan teşkilattır arkadaşlar. Ve B şıkkındaki Lee ilk genel sekreteridir arkadaşlar. 5. denememizin de soru çözümlerini tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 6. denememize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.